kiram arkadaşlar o gün slogan üretmişler. Hasbunallah. Kılıcın yok diyor, hasbunallah diyor. Deveni vurdular, öldürdüler senin Uhud'da, hasbunallah. 630 kişi arkadaşlar hasbunallah sloganıyla yola çıkmışlar. Ne demek hasbunallah? Allah bize yeter. Kılıcın yok, Allah yeter. Deven yok, Allah yeter. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, onu vekil ettik. O ne güzel vekil. Allah ne güzel vekil. Şu an Ankara'dayım arkadaşlar. Dik Duran Adam kanalımızda da beni tanıyorsunuz. Halaçlı konuyla ilgili birçok YouTube kanalı video çekti. Bunu bilmektesiniz. Öncelikle kanalda herhangi bir kurgu ve benzeri bir şey arıyorsanız bunu kesinlikle bizden beklemeyin. Bizim amacımız tamamen dürüstlükle elimizden geldiğince kimsenin bizimle paylaşmamış olduğu gerçekleri ortaya çıkarabilmek. Varsa var, yoksa yok diyebilmek için biz bu yola çıktık. Ve bunca halaçlı konuyla ilgili anlatılanlar üzerine geldim zaten buraya. Ve YouTube isim kanallarını verdiğimizde bazen sansür koymamız gerektiği için sansür koymayacağım. Sizler YouTube'a bile arattığınız zaman halaçlı konuyla ilgili video çeken insanlar var. İnsanlarımıza kurgu yapılarak mı bir şeyler anlatılmaya çalışılıyor? Yoksa kandırılıyor muyuz? Bunu araştırmaktaki amacımız şudur. Sizler de istatistik verileri araştırdığınız zaman net bir şekilde şunu göreceksiniz. Bugün 10 aileden 7'si cinci vasfında bulunan hoca denilen insanlara, kimisine de medyum dedikleri bir insan kılıklı şeytanlara giderek maalesef onların dini yönleri ve maddiyatları sömürüldüğü için buna engel olmak istiyoruz. Yanımdaki kardeşim Mustafa. Mustafa Dik Duran Adam kanalımızda yapmış olduğumuz canlı sohbetimizde bağlandı sağ olsun. Orada bazı bir şeylerin var olduğunu ifade etmişti. Oraya da bakabilirsiniz. Onunla ilgili soracağım. Mustafa sen yayında da söyledin bana. Evet abi. Dedin ki abi ben oraya gittim. Cesaret ettim. Doğrudur. YouTube'da izlediğim videolardan dolayı mı bu senin cesaret oldu? Veyahut da ben sana bırakayım nasıl başlamak? Şimdi abi ben hani YouTube'da böyle korkulu şeylerini sevdiğim için ben YouTube'larda geziyordum işte ne bileyim Can Yavuz'dur, Onur'dur bu gibi şeylerde hani film kurgu her şeyi gördüm ve hani biraz daha gerçekçi olmak için çoğu yeri araştırmıştım. Peki hani bunların gittiği Hallaçlı Konağı'dır ne bileyim öbür yerlerdir. Yani benim gidebileceğim imkanlar fazla uzak yerler değil. Ama Hallaçlı Konağı yakın geldiği için ben Hallaçlı Konağı'na gittim. Ya bunların hani ses gelmeleri falandır. Ben adrenalin ve heyecanı arayan biriyim. Buraya gittim ben. Hani ilk gitmemizde hiçbir şey olmadı. Hani sadece bir ses duyduk. Onda da zaten geri çıktık biz konaktan. Çünkü hani duasız gidiyorsun, şeysiz gidiyorsun. Hiçbir önlem almıyorsun. Biz geri çıktık. Hani tinercisi de olur, olmaz. Çünkü çok ayrı bir, sıkıntılı bir yer. Arazi yönünde. Ama sesten dolayı geri çıktık biz. Ertesi günü biz tekrar gittik ama o sefer hani akşam ezanına yakın gittik biz. Akşam ezanına 10 dakika falan biz oradaydık. Dışarıda bir bekledik. İlk önce içeri girmedik. Bekledik ezanı falan. Ezan okundu. Ezandan sonra işte zaten bir hareketlenme oldu. Merdiven üstünde iç göz falan gördükten sonra. Video çekerken o anda rastgele video çekerken evet. Yakalıyorsun değil mi evet, o kadını? Evet rastgele video çekerken. Görüntüyü de sizlerle zaten paylaşacağız. Onu da söyleyeyim. Yakaladığı bir görüntü var kardeşimizin. Ondan dolayı buradayız. O üçüncü gün abi. Üçüncü gün. Tabii o yakaladığım üçüncü gün. Lafını böldüm hakkını evet. Helal olsun abi ne demek. Gittiğimizde hani merdiven olayında merdivenlerde gözü gördüm ben. Ondan sonra kamerayı o tarafa çevirdim. Ve hani kamerada çıkmıyor. Silüetli falan. Benim canlı canlı gördüm de hani beyaz bir şey kalkıp çıkıyor. Gözleri falan var. Sadece kamerada gözleri gözüküyor. Nasıl tarif edebilirsin bunu? Dumansı mı diyebilirsin? Veyahut da daha dumansı abi. Dumansı. Mat. Mat ve dumansı bir şeydi. Yani örtülüydü. Göz rengi. Merdivenlerde. Göz dediğin renk ne renkti? Yeşil abi. Yeşil. Tabii yeşildi. Gördüğüm göz yeşildi. Merdivenlerde oturuyor. Hani şu şekilde oturuyor. Ve kamerayı çevirdikten sonra merdivenden kalkıp gidiyor. Çatı kenarından arkaya doğru geçiyor. Hani bunu gördükten sonra tabii biz kaçıyoruz. Ben o hışımla nasıl kaçtığımı bile bilmiyorum yani. Halam falan duvarın üstünde çıkmaya çalıştı o korkuyla. Biz buradan hani kaç saniye oldu bu görüntü? Kaç saniye sürdü? 10-15 saniye sürdü abi rahat.
rahat 10-15 saniye sürdü. Çünkü kamerayı çok odaklamıştım ben. Onu gördükten sonra bekledim. Artık içim beklerken hani tüylerim diken diken oldu. Onunla göz gözeyim bir 5 saniye durduk, bir bakıyoruz birbirimize. Bununla bakışırken benim tüylerim artık daha da çok şey yaptı. Ürperdim, bayağı ürperdim. En sonunda ayağa kalkınca orada zaten ben de film fırtına koptu. Kaçmaya başladım. Kaçtıktan sonra zaten biz arabaya gittik. Hani bekledik de arabadan sonra. Arabanın içindeyiz. Hala video çekiyorum ben. Bekledim baktım bir şey gözükmedi. Biz tabi hava çok kararınca artık geri döndük. Çünkü bir de hani yanımda bayanlar falan da vardı. Geri dönmek zorunda kaldık. Onlar bayağı tırsmıştı. Geri döndük. Ertesi gün bir daha gittik. Bu sefer hani gündüz gittik. Saat öğlen 2 gibi falandı. Girdik biz içeri. İşte dolanıyoruz ama kamera sürekli elimizde. Bir şey gözükmedi. Hani biz ne bir ses duyduk, ne bir ne bileyim sürüyet karşımızda belirdi. Hiçbir şey yok. İşte biz hain yapılmış yerlerde falan oralara çekiyoruz. Hain dediğin? Yani tılsım şekli gibi bir şey vardı yerde, yuvarlak. İçinde yazılar falan. Yere yapmışlar normalde. Hani mumla falan yapıyorlar normalde. YouTube'larda falan izledim ben onu. Oraları çekerken hani orta koridora geçtik biz. Merdivenlerden çıktıktan sonra orta koridordayız. Oraları falan dolandık. Ve hayretten eve geldik. Tekrar oradan çıktık, eve geldik. Çünkü hani bekleyeceğimiz bir zamanımız yoktu. Ha. Zamanımız az. Çıktık eve geldik işte videoları izlerken. Artık hani saniyeyle boşluk durdur geri sar, durdur geri sar. O şekilde biz bir görüntü aldık. Bu görüntü de zaten hani geçen canlı yayında olmuştu. Hı-hı. Kadın demişti hani büyücü bir kadın var. Aynen. Saat 4 gibi falan biliniyor. Saatte hani saat saatine duyuyor. 3.30 gibi, 3.30 civarı falan. Biz 2'de gittik. En fazla 1 saat falan durduk biz orada. O civarda. O görüntüyü de bu şekilde yakaladık. Hani bir silüet geçmiş yanımızdan ama bizim hiç haberimiz yok. Benim Inka'yı olayı da yaşadığım gibi. He, hiç haberimiz yok bizim. Tabii ben bunu gördükten sonra dedim ki bir daha gitmeyeceğim. Değil mi? Hani böyle bir şey varsa, yaşandıysa artık hani ben görmedim ama yaşamışız. Ne de olsa başımıza her türlü iş gelir. Ben dedim artık bir daha gitmeyeceğim. Ve dördüncü günü tekrar gittik. Artık hani o benim sevmeye geçti. Bir daha gittim dedim, üstüne gideceğim. Korku zevk vermeye başladı. He abi. Ya zaten adrenalin benim için çok bambaşka bir şey sürekli. Neden korkarsan üstüne gidiyorum. Biz tekrar gittik. Bu sefer hani gece saat 11.30 muydu neydi gittiğimizde. İlk önce arabanın ışıklarını falan böyle binaya doğrulttuk. Bakıyoruz falan, iyi bir şey yok. Arabadan indik, biz giriyoruz. Gece titriyoruz ama soğuk bir de. Girdik içeri. İçeri girdik, kapı hani birinci kata çıktık, ikinci kata geldik. İkinci katta hiçbir yere sapmadan direkt hani tuvalet olan bölgelere girdik. İşte mutfaktır, banyodur, tuvalet. Yan yana zaten. Sol tarafa yöneldik biz. Mutfağa girdik, ilk önce bir şey yok. O banyoya girdik, banyoda ayna var, hani aynayı falan odaklıyorum ben. Geri çıktık oradan. En son tuvalete geldiğimizde, aziz Allah. En son tuvalete geldiğimizde abi hani kapıyı abimin ittirmesiyle kapının tak 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 şeklinde bir ses geldi. Ondan sonra biz tekrar kaçtık buradan. Bilin hani merdivenlerden cümbürce ama hepimiz indik. Artık takla atalım ara düşmedik ama takla atacaktık. Öyle bir şeydi. Biz oradan inerken de merdivenlerde durduk. Aşağıdan ses geliyor. Hani merdivenin altından vuruyorlar. Kimse yok ama ses geliyor, vuruyorlar. Ses net bir şekilde geliyor mu? Tabii, ses net bir şekilde geliyor abi, sallanıyor. Merdiven sallanıyor vurdukça. Bekledik. En son bir tane daha vurdu, artık çıktık dışarı. Koştuk arabaya bindik. Biz geri eve geldik. Ertesi gün gece işte misafirlerimiz geldi. Dedi ki hani bir daha gidelim. Zaten son gidişimiz, bir daha dedi gelemeyiz. Bakalım bu sefer de bir şeyler yakalarsak ne güzel olur dedi. Biz geri gittik. Bu sefer içeri giremedik. Halaç konağın önüne geldiğimizde kapıda bir silüet var. 2 metre boyunda, sol omuzu düşük. O kadın var. Sana canlı yayında dediği gibi mi? Evet, ya hocamız da demişti. Hilmi hocamızın dediği gibi. Hilmi hocanın dediği silüet bu. Hani sol omuzu düşük, yüz yüzeyiz, hafiften sağa doğru bakıyor, ondan sonra direkt çeviriyor kafayı. Bir 5-10 saniye arabanın içindeyiz zaten. Benim yanımda halam var. Yani küçük halam. Onunla biz gördük. Arka koltukta oturduğumuz için. İlk biz gördük zaten. Halam gördüğü anda hani yüzü falan böyle kızarmıştı. Konuşamaz hale geldi ki hala da konuşamıyor. Gördüm. Yüz yüze geldik. Diyorum ki enişte devam et diyeceğim ama sesim çıkmıyor. Dedim kaldım. Enişte diyorum devam et. Sesim çıkmıyor. En sonunda ikinciyi duydu.
Enişte devam et dedim. Meydana doğru bastı. Köyün meydanına gittik. Ve oradan geri döndük geldik. Dedim ki enişte dur. Bir daha bakalım. Ve ikinci sefer dönüp geldiğimizde silüet kaybolmuştu. Bu sefer halamgil camda gördüler. Yani kararmayı. Ama bana gözükmedi bu sefer. Ondan sonra da hani bir daha gitmedim. Ama hani gerçek olan şu ki evet var halaş konağında bir şeyler var. Çok enteresan değişik şeyler var. Ama hani millet bunun üstünü örtbas etmeye çalışıyor. Yani çoğu YouTuber'lar falan da gidiyorlar. Hani onlara gözükmüyor belki. Onlara bir şey olmuyor ama bu sefer de onlarda bir şey olmadığı zaman kurguya çeviriyorlar olayı. Her şey çünkü kurgu oluyor. Kurgu olmayınca maalesef izlemiyorsunuz. Ondan dolayı oluyor bu. Hani burada herkes tabii ki şey diyebilir. Ya işte bu kanallar kurgu yapıyor diye bizim ne suçumuz var diyebilir ama şöyle bir şey de söyleyeyim ben size. Hani sizler de kurgu olmayınca izlemiyorsunuz bu videoları. İşte bundan dolayı hani şüpheli bakıyoruz artık. Acaba gerçek midir? Onun için kanalımız zaten bu. Gerçek nedir? Koyduk ve bunun üstünde duruyoruz. Ve kardeşim bizzat yaşamış. Halası yaşıyor. Erkek kardeşi yaşıyor. Hani bu şekilde olaylar yaşanıyor. Bir sıkıntı var. Şöyle, ondan da şöyle bahsedeyim. Yayında da bir abla dedi ya. O evde bir, o ablamızın hikayesi de şöyle. Halaşlı konağına birazdan gideceğiz ama ben burada bilgiyi vereyim. Çünkü ben direkt olay yerine girmek istiyorum. Okumam gereken dualarla beraber inşallah. Rabbim nasip ederse gireceğim. Orada şunu söylüyor kadın. Ben diyor orada ritüel gibi yapılmış bir yer var. Evet. Ben oraya diyor önce göbeğimi dayadım. Ardından bir sırtımı dayadım. Hamile kalamıyormuş bu ablamız. Ve eşinin kendisinden, bu kadıncağız da maalesef sonra çaresiz kaldığından buna gitmiş. Kayınvalide büyüğü yaptırdı kaynana. Şey ama diyor hani bu kadın da doğuramadı bir şey var. Bunu boşa yenisini maalesef. Kadın en son çağrıya gel başlar. 3 ay sonra vefat ediyor zaten. Bu kadın da söyledi. Mecburen o konakta buluşalım diye şöyle bir olay var. Ben seni diyor onlara sürekli uyardım. Yardım ediyor. Senin halden şuna yoruldum Mustafa. Buraya gelmeden önce de hatta halana söyledim ben dünkü konuşmada. Kadın bana dedi ki ben seni ve yanında birileri diye gördüm. Halaşlı konağına giriyorsun. Hata yapıyorsun. Gitme. Diye uyardı. Ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Tabii ki sen bu olayı yaşamadın demiyorum. Yanlış anlama. Ben sadece sen yaşamış olabilirsin ve yaşadığını dile getiriyorsun. Evet. Ama en basit benim çektiğim bir video var biliyorsun. Evet. 6 dakikada neden meydana geliyor biliyorsun. Gördüm. Evet. Görmeyenler de bakabilir. Her şey ortada. Şimdi diğer YouTube kanallarına baktığım zaman adam 40 dakika video çekiyor. 2 dakikalık bir olay gerçekleşebiliyor sadece. Benim 6 dakikada 6 dakika boyunca olay kesilmiyorken. Evet, aynen. Bunlar da niye 2 dakika sürüyor? Bu garip değil mi sence? Bu da kurguyu doğuruyor bence. Ama tabii ki bunu hem çeken suçlu hem de izleyen suçlu. Kurguya inanmasalar böyle bir şey olmaz. Ama biz bu kurguya müsaade ettiğimiz sürece ne oluyor biliyor musun? Bugün cami hocalarımız yetersiz olduğu için gerekli insanlar, ilimi bildiğin, hani bildiğini ifade eden insanlar da Mustafa bir derdini anlattığında para alıyor. Evet. Allah rızası gözetilmiyor. Peki sen bu olayları yaşadıktan sonra herhangi bir hal yaşadın mı sonrasında peki? Hani görüntü yani, görme, ne bileyim, rahatsız edilme. Yaşadım abi. Şimdi ben bu olaylardan sonra 2-3 hafta kendime gelemedim. Yani çünkü hani baktığım sürekli insanlarda hani göz göze geliyor. Acaba bunda bir şey mi var? Hani sokakta bazen geceleri ben geç gidiyorum eve. Çünkü evde durmak istemiyorum. Evde sıkıyorlar beni, bunaltıyorlar. Eve geç gidiyorum. Hani sanki benimle biri yürürmüş gibi oluyor. Sanki benimle birlikte geliyorlar. Bunu ben, evet. Enerji olarak mı hissediyorsun? Enerji abi, enerji. Sanki benimle geliyorlar. Ben eve giriyorum. Benim kendime ait odam var. Nasıl söyleyeyim sana? Alt üstü ranzalı benim odam. Şimdi altta ben yatıyorum. Gece ışığı kapattığım anda sanki bütün hani karanlık dans ediyormuş gibi oluyor bende. Bu sefer de uyku tutmuyor beni, ben geri kalkıyorum. Yani buraya geliyorum halamgile. Yani burada oturuyorum, burada kalıyorum, yatıyorum. Yani sürekli eve gidemiyorum. Ondan sonra aradan üçüncü haftaya girdim artık. Hani seni izledikten sonra dedim ki ya dedim hani tamam bir şeyler olmuş ama dedim bu bende etki bıraktı. Etki bıraksın artık dedim. Hani korkuyu yendim abi. Hocaya etkisi var. Hocaya moca gitme. Yok, hiçbirine gitmedim. Duymadım abi. Ya duymuyorum abi. Hani dediğin gibi çoğu para istiyor. Hani yapıyorlar bir şeyler. Bir hafta sürüyor. Ne bileyim. İyilik mi yapıyor, kötülük mi yapıyor onu da bilmiyorum. En fazla 15 gün sürüyor. Ondan sonra kötüye de dönebiliyor. Farklı şey de olabiliyor. Geri de tepebiliyor. Ben o yüzden hani hocaya falan gitmiyorum. Peki niye ben hani mesela o gün seni canlı yayına hani ben evet. Halanla konuşmak istedim. Hani Özgür ablayla konuştum.
yeğeni konuşumu bilmem dedi. Peki evet, hani, sende neydi? Ben de konuşmak istemem. Şimdi şöyle söyleyeyim abi. Hani sendeki şey canlı yayında hani insanlarla yüz yüzeyken konuşabilmen. Hani doğal ve şeyin olması. Çoğu hani YouTuber'ları izlediğimde hiçbiri doğal değil zaten. Hepsi bilim kurgu. Hani kamera arkasında da demiştir zaten hani ben nasıl girsem bu olaya, şöyle girsem, neyi nereye bağlasam. Hani bunları düşünüyordur ama sende o düşünce yok abi. Neyse o. Hani ben de hani kendi açımdan doğal olduğum için bende de neyse o. Hani seni de bu açıdan dürüst bulduğum için hani geldim canlı yayına katıldım. Biz hani halam 1,5-2 aydır falan izliyor. Hep hani işten fırsatım olmuyor. İşte ne bileyim oradan buradan işler güçler. Fırsatım olup da izleyemiyorum. Yani buraya geldikçe halamdan hani baktım canlı yayında ben de dinliyorum. Peki hani olaylar falan oluyor. Ne bileyim hocamız yardımcı oluyor. O açıdan dolayı hani bir de para alınmadığından dolayı hani benim şeyim daha yakın oldu buraya. Hani nasıl söylüyorum, sıcaklığın getirdiği yakınlık gibi bir şey abi. Peki hani hocamızın yayında verdiği şeyler için ne diyorsun? Vallahi abi o an hani bir tedavi yaptı. Evet. Senin o olayı anlatman ve o kadının bağlanmasıyla bir tedavi evet yaptı orada. Hocam hani şey genel mi soru şu bize. Diyorlar ki adam ta Hollanda'dan Ankara'daki insana nasıl bakabiliyor? Yani bu genelde soruluyor. Diğer hocalar diyorlar, yanına çağırıyor. Bu adam bunu nasıl gerçekleştiriyor? Yani sende de bu düşünce oldu mu? Var mıydı ya da? Yok abi. Şimdi bende niye o düşünce olmadı? Şimdi benim abim var. Ama ben onunla o kadar iyi değilim. Hani sen benim ailemden değilsin. Hani şuradan bir kan bağımız yok. Ama sen bana daha yakın geliyorsun. Niye? Hani çünkü bizim beynimizdeki düşünceler birbirine uyuyor. İçimizdeki kalpteki yakınlık birbirine uyduğu için. Hani benim böyle düşüncelerim olmadı hiçbir zaman. Hani adam Hollanda'yı bırak ne bileyim bilmem kaç kilometre uzakta da olsa hani yakınlık getirdiği zaman ben güvenirim. Güvendiğim insana da her şeyi açarım abi, doğal olurum. Hani yalan yanlış olmadığı için zaten ben bu kanalı seçtim. Olay böyle yani. Tamam, Allah razı olsun. Şimdi evet, arkadaşlar Mustafa kardeşimin öncelikle ben oraya gittiğimde senden arayacağım. Hani evet, içeriği ben bilmiyorum, daha önceden girmedim. Evet. Sizle beraber gireceğim. Abi biz şu noktada yaşadık. Hı. Hani amacımız gizem yaratmak değil kesinlikle. Tamam. Gireceğiz içeri. Besmelemizi çekeceğiz Allah'ın izniyle. Gireceğiz. Abi benim olayı yaşadığım noktalardan bir tanesi şurasıdır. Bir tanesi de burasıdır diye. Evet abi. Senin dediğin bölgeleri çektikten sonra çekimi böyle yapmayı planlıyorum. Tamam. Hem arkadaşlar da duysun. Ön plan olarak senin dediklerin, senin yaşadığın noktalara bir bakalım. Akabinde bir de bu kadının anlattığı noktaya bakalım. Tamam abi. Hani neden bunu yapmak istiyorum? Çünkü kadın hani senin ekranda yakaladığın o büyücü kadın mı? Şimdi abi peki bir de bir şey sormak istiyorum. Köylüyle hani hiç mi görüşemediniz? Yok, hiç görüşemedim. Hani kimse yokmuş bu arada. Hani köyde şimdi de gittiğimde yine bakacağım. Yarın da izin verirse gündüz gözüyle de gideceğim. Soracağım orada hani insanlara. Çünkü hani insanlar belki bilmiyor. Bu halaçlı konağı belki ziyaret ediliyor olarak biliniyor. En azından akabinde ne olmuş? Hani köylüye bir şey deniyor mu bu olayda? Ya işte abi hani benim duyduğum akşam ezanından sonra köydeki hiç kimsenin dışarıya çıkmaması. Ki hani akşam ezanından sonra da çok gittik. Köyde hani kolaçan ettik, meydanda falan da döndük geldik ama hani bir Allah'ın kulunu göremedik. Sadece bir adam gördük. O da zaten hani adam mıydı yoksa başka bir varlık mıydı onu da çözemedik. Yani insan kılığına bürünmüş bir şey de olabilir. Yani bir tek onu gördük. Ondan sonra da daha hani göremedik. Bilmem yani böyle. Ama kimse hani ezandan sonra kimsenin çıkmadığını biliyorum. Ki muhtemelen gittiğimizde de onu peki gördüm. Hiç gündüzünde gittin mi sonradan? Hani gündüzünde gittin de hani şu an demek istediğim şey. Gündüzünde köylüye konuşmak istedin mi hiç? Hani sormak gereksinimi duydun mu hiç? Yok, hiç duymadım abi. Niye hani köylü hiçbir şey sormak istemedi. Hani bizim gelişimizi görmüş de illaki görmüşlerdi. Çünkü biz meydanda dolandık. Hani yabancı bir araba her zaman gelse senin meydanda dolansa gitse sen sorarsın. Tabii canım hayır mısın şer yani, misin deyip sorarım şer yani. Şer misin hayır mısın sorarsın ama bize hiç kimse sormadı. Ki plaka bir de yabancı plaka. Hani 06'da değil. 34 ama hiç kimse sormuyor abi. Ondan dolayı hani ben de sormak istemedik. Bir de yanımızda bayanlar olduğu için hırgür çıkar çıkmaz. Hmm. O yüzden hani yanaşmadık o tarafa fazla. Tamam, o zaman yavaştan hazırlanalım biz. Evet abi. Arkadaşlara söylemek istediğin bir şey varsa bir söyleyebilirsin. Vallahi abi söylemek istediğim şu anda bir şey yok ama hani biz oraya gittikten sonra bir şeyler söyleriz. Çekimden sonra da gerekirse bir röportaj yaparız tekrardan. Bakalım. Sonra yaparız. Biz yavaştan hazırlanıyoruz. Zaten oraya girdiğimizde de kayıda gireceğiz. Rabbimize emanet olun.
Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Gerçek Nedir kanalında. Mustafa kardeşimle görüşmüştük zaten şu an. Tam karşımızda olan yer, kurgulu mu değil mi her şeyi öğreneceğimiz yer. Peki yanımızda iki tane hanımefendi var. Bunlar kim? İkisini de çok sevip saydım. Teyzem yerine koydu. İnsanlardır. Ayrıyeten de Dikdoran Adam kanalından biri zaten bizlerle beraber olan insanlar. Burada Mustafa zaten daha önce geldi. Evet. Anasıyla beraber, Özgür teyzeyle. Burada beraber bir şeyler oldu. Nereye doğru koşuyorsun abla sen? Evet, benim koşuğum yer arka tarafta. Şurası. Taşların oluyor. Arka taraf, şu taşların üstüne doğru koşmuşum. Beni yeğenim kolumdan tutup hala nereye gidiyorsun diye uyarmasa ben gidiyordum. Gittiğim yeri de bilmiyordum. Şimdi buraya birçok YouTube kanalı geldi. Herkes bir şeyler söyledi. Evde tuhaf şeyler var dendi. Bu konak devletin aslında ama devletin bıraktığı bir konak. Artık hani devletin mülkiyetinden çıktı mı çıkmadı mı bilmiyoruz. Bunu hep beraber birazdan göreceğiz. Mustafa, tam nerede başladı senin için her şey? Abi benim için her şey binanın arka tarafında bir girişimiz var. Orada hepsi orada başlıyor yani. Bu ön tarafta bir şey yok. Ön taraf sanki beni içeri çekermiş gibi his veriyor bana. Ama arka taraftan hani giriyoruz. Buralarda zaten giriş yok. Alttan var ama merdiven yok alttan çıkışta. Arkadan giriyorum, her şey arkada başlıyor yani. Tamam, Mustafa kardeşimin de dediği gibi şimdi oraya doğru gidiyoruz. Hani arka planda olan insanlar burada. Ayrıyeten de taksici abilerle beraber eşim ve yeğenim var. Bir de çocuğum beraber oradalar. Bizler haricinde içeride kimse yok. Zaten elimizden geldi göstereceğiz. Hani keşke imkanlar olsaydı da her yere kamera koyabilseydim, sizlere gösterebilseydim. Ama zaten videonun sadeliğinden her şeyi daha iyi anlayacaksınız diyorum. Müsaadenizle girelim çünkü artık donduk. Evet, hemen abi. Soğuk. Bence de girelim. Hadi çok bismillah. Soğuk. Girebiliyor musun? Evet, hep beraber giriyoruz şu anda. Giriş anına kadar her şey sade bir şekilde hep beraber gidelim istiyoruz. Burada ablalarımın, teyzelerimin, abla diyeyim, bunlar zaten o kadar daha şey değil. Yaşlı değil. Yaşlı değiller. Şimdi bir şey diyeceğim abi. Onlar flaşı çalıştıracak. Pardon. Şu an Mustafa bana şu an flaş tutuyor zaten. Ondan ışık alıyorum. Sizden rica olur, güzel ışık tutmaz. O Mustafa benim oğlum. Mustafa bu arada göster, halanın yüzünü göster. Ona ışık tutarsan kamerada daha net olsun. Kamerayı çeken benim oğlum. Bir diğer Mustafa da yeğenim. Ben yeğenim, kameraman abim, halamın oğlu, halam, Dilek ablamız. Işığı ona tutarsan. Hocamız. Bir şey daha diyeceğim abi. Hoca bana demişti ya canlı yayında her zaman sola gözün gidiyor. Neden diye. Ben buraya geldiğimde her zaman hani sol eve gidiyor benim gözüm. Orada kimse yok. Hiçbir ışık hani yok. Ama evin içi dolu eşyalarla falan. Yani sürekli benim gözüm oraya gidiyor. Hocanın dediği de buydu. Tamam. Benim anlattığım şey de buydu. Şimdi bu arada arkadaşlar birçok kanalda duyduğunuz bir şey vardır. Ritüeldir, bilmem nedir. Şunu okuman lazım, bunu okuman lazım. Bu işin gerçek doğruluğu min racun demektir. Min racun demek de ziyarete geldik demektir. Öyle amacımız çalmak çırpmak değil gibi cümleler, saçma sapan abuk subuk ritüeller ve benzeri durumlar gerektirmiyor. Min racun demek yeterlidir bu durumda. Min racun'un anlamı Latince'de, İbranice'de ziyarete geldik demektir. Hatta Arapça kökenli olduğu da söyleyen dervişlerimiz ve alimlerimiz bulunmaktadır. Bunu da araştırabilirsiniz. Yanlış bilgilere karşı zaten biz savaş açtık. İnşallah sizlerden de dürüstlüğümüze karşı bu dürüstlüğü destekleyen davranışlar görürüz diye düşünüyorum. Şimdi Mustafa'nın dediği ev. Mustafa, orayı kadraja alabiliyor muyuz? Çekim alabiliyor mu orayı? Karanlık çıkıyor mu? Senin gözün sürekli bu eve mi geliyor? Evet. Tamam. Sürekli bu evdeyim. Tamam, şimdi senden bir şey isteyeceğim. Sadece doğal olmak isteyeceğim. Doğal olarak eve bak ve 6 kere min racunde. Bir şey hissedip hissetmediğini söyle. Yok abi, şu anda orada bir şey hissetmiyorum. Tamam. Orada bir şey yok. Min racun dendiği zaman her türlü bir şekilde tüyleriniz ürperebilir. Herhangi ne bileyim bir görüntü görme olasılığı bilir. Bunu dediğiniz zaman zaten bu psikolojik sorunlar, yani bu rahatsızlıkları geçiren insanlar bu cümleyi dediği zaman zaten genelde bunları bilir ve yaşar. Yavaştan konuğa girelim mi Mustafa? Evet, hazır mısın? Girelim. Hazırım abi. Hazır mıyız? Oraya girerken min racun diyeceğiz. Ha, 6 kere min racun diyeceğiz. Hani bu niyetimizin talip olduğu, hani ziyaret olduğunu, evet. Hani zarar vermek olmadığını. Abi isterseniz direkt arkadan başlayalım. Arka tarafta giriş yeri var. Dediğim mevzu abi, şişenin durduğu yerde şu anda taş duruyor. Aynen. Biri de neredeydi? Şurada. Alt basamaktaydı çıkarken de.
okumamı öğreteceğim bir dua var. Bir saniye Mustafa okusun. Dinlerken Minra cümlemeyi unutmayın altı defa. Tamam. Hazır mısın Mustafa? Evet hazırım abi. Mustafa bak hani Allah size de diyorum içeride fena olursanız bu kayıt devam etsin diye uğraşmayın. Kendinizi sıkıntıya sokmayın. Tamam. Sadece buraya bir video çekmeye geldik. Tamam. Gerçekten hani kendinizi dara sokmayın. Bir şey, hani, şey olursa zaten biz çıkarız siz söyleyin kalırsınız. Söyleyin yani sizi zor durumda bırakmayın sen de aynı şekilde. Tamam abi sıkıntı yok. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şurada şey var, göz var. Evet. Fark etmez mi? Ama bu sprey bir boya. Kameraya müsaade edelim. Alabiliyor musun gözü şu anda? Arkadaşlar şu anda bu göz açık bir şekilde. Hani bir ritüel için yapılan bir durum değil. Bunu söyleyeyim başta. Bir ritüelle alakalı bir durum değil bu. Apaçık bir şekilde sprey bir boya. Göz çizilmeye çalışılmış. Ve yavaştan... Kornea mı? Yok, tıkırtılar geldi. Kornea dışarıdan basıyor. Muhtemelen şeyden, rüzgardan kaynaklı herhalde. Ya da oynuyor şu an, hala oynuyor. Ha, oynuyor. Kapılar atıyor, ceylan yapıyor şu an burası. Ha, öbür kapılar oynamıyor. Bir daha şu kapının oradaki simge nedir? Hı? Bunu da göstereyim, kapının oradaki simge. İşte şurası abi. Nota. Nota gibi. Ha. Şu yani. Yok yok, kapıdaki. Şu. Yok, o üst katta. Ben şunu derim. Bir anlam ifade ediyor mu? Yok. Herhangi bir anlamı yok. Bu da spreyle hani, yapılmış. Spreyle mi yapılmış? Spreyle. Şimdi neden şimdi spreyle yazılsa da ne anlam ifade etmiyor? Onu hem size açıklayayım hem izleyicilere açıklayayım. Şimdi arkadaşlar, sprey boyayla veya herhangi bir kalemle olmaz bu iş. Bu işin hani şerliler tarafından da yapılsa, şer otaklarıyla beraber çalışan insanlar da olsa bunun için özel mürekkepler var. Onlar yapılır. Hani kınalardan yapılır bu mürekkep. Onunla bu yazılar yazılır. Ve muhakkak ki evin bir bölgesinde deri olması lazım. Derinin üzerinde olması lazım. Bunu zaten genelde yaşayan insanların evinde yapmak isteyen insanlar kapıyı değiştireceğiz bahanesiyle kapının iç haznesine deri yerleştirmiştir ve kapının iç haznesine saklarlar. Az önce küçük bir ses geldi. Hep beraber duyduk galiba. Kamera aldı mı bunu? Evet aldı. Bir şey abi. Hala oynuyor mu? Şurada da hani bir oynuyor. Rüzgar basın bütün belli. Ama hiçbir şekilde şöyle sen rahat mısın şu an kamerada? Evet. O dediğin oda burası mı? Üst kattaki oda mı? Evet. Üst kat. Bura. İki kutlu bir yer var çünkü. İsterseniz ben önden geleyim, odayı bir çekimini alayım. Çok fena bir enerji var burada. Değil mi abi? Çok fena bir enerji var. Ayaklarım da titremeye başladı zaten. Ha, soğukluktan değil ama enerjiden dolayı. Şimdi siz kapıyı tutun. Tamam. Hani sonrasında kapı çarptı, etti, bilmem ne. Hani sizi paniğe sokmak istemiyorum. Şimdi bak, olayı şurada anlatmak istiyorum kısaca. Mustafa şimdi burada, yayına bağlanan abla ne demişti? Camdan aşağıya birisini şu tahtaları çekebilirse, şu tahtaların altında söylenen doğruysa, buraya büyü, muska ve benzeri şeyler yerleştirmişler. Muhtemelen burada aşağı usta. Atılmış. Üst kat. Üst kat. Üst kat olması lazım. Yok, kadın alt katta burada yapıyormuş rütüyeli. Demiş ki bunun karşısındaki duvar herhalde ya şuradır ya da buraya ya da şu köşedir. Başka bir köşe göremiyorum ben. Ayak sesi bizden geliyor değil mi? Herhalde bizden geliyor. Tamam. Bu arada taşa bastım, ses ondan geldi. Şuraya önce göbeğini sürmüş kadın. Kadın önce göbeğini buraya sürüyor. Sonra sırtını bir şekilde, hani benden geliyor orada bir dona falan bastığınca, hani korkacak bir şey yok. Sırtını sıvazlıyor bu şekilde, ondan sonra ertesi günü hamile kalıyordur. Ve kadın şurada, şu bölgede oturmuş. Kadının dediği bana şu, birisi şu noktaya, birisi şu noktaya olmak suretiyle tanımadığı iki bayan oturuyor. Büyücü kadın burada ve dediği ritüeli de ona yaptırıyor. Ve kadın bu şekilde hamile kalıyor. Ha bir de köy buraya gelenlerin, konağa gelenlerin çoğu şey diyor.
köy terk edilmiş. Hayır, köy burası tamamen evler, yastık olarak bulunuyor. Bundan haricinde başka bir şey olmuyor. Aziz Allah çağırıcı biraz. Onun haricinde nereye bakalım Mustafa? Senin diğer odaları var. Ya odaları gezelim abi, şey var. Böyle hain yaptıkları yerler falan var. Ne olur ne olmaz. Benim de eşliğimi değil mi? Aynen. Zaten abi... Nerede bir şekilde çember... Şöyle çek, çemberi çek. O şeyin oraya koymuşlar. O yerdeydi. Şu kapak var ya. Bir üst kat. Canım. Orası bir üst kat. Oraya biraz daha çık. Burada var mıydı bu kapak? Tane vardı burada. Bir üst katta. Bu arada ezan okunduğuna göre köyde de yaşayan var demektir. Bu kadar basit. Bunun başka bir anlaşılması da yok. Köyde yaşayan var abi. Bismillahirrahmanirrahim. Üz kat. Gel. Gel abi. Ha, Ömer Bey çağırmış. Ömer abi. Abi benim daha önce de geldiğimde şurada bir yazı var. Bu yazının anlamını bir türlü çözemiyorum. Birisi bir şey yazmış ama hani anlam vermeye çalışmış sanırım. Ebum. Yazmış. Ebum. Bu da şurayı gösterelim isterseniz hep beraber. Çembere hiçbir şekilde girme. Hiçbir şekilde girme. Biri yatıyormuş gibi geldi bana ya he? Şu anda. Birisi yatıyormuş hissi geldi bana da. Hissiyat mı var? Hı. Tamam. Uzak. Yani seni rahatsız ediyor mu şu anda? Yok yok hayır. Tamam. Bu da sprey bir boya. Dediğim gibi kesinlikle kınayla yapılan bir mürekkeple yapılır. Hiçbir şekilde. Ne olursa olsun sprey boyayla olmaz. Bir ikincisi kan böyle değildir. Kan siyah bir renktir. Kan tamamen siyaha dönüktür. Bordo. En basit eldiveni siyah, aradaki fark ortada. Evet. Titreme var zeminde. Deprem gibi. Evet. Çık dışarı. Çünkü hocamın dediği var şu anda burada. Tılsım var. İçeride tılsım var. Bu arada şeyi göster. Az önce ses geldi ya arkadaşlar. Şu kapı kapandı. Hani onda da endişe yaşamayın. Çünkü canlar olmadığı için çok kötü şekilde ceyran yapıyor burası. Aynı odaya bağlanıyor burada. Aynı odaya çıkıyor. Buradan da konağın önüne çıkılıyor. Evet. Tamam. Köy zaten hani devletimize ait bir yer zaten. Bağışlanıyor. Bağışlandığı için. Bu odaya girmemize gerek var mı? Girecek bir şey var mı Mustafa? Burada ya, böyle yok, farklı bir şey var. Girecek bir şey yok. Ben direkt hani yaşadığımız yerlere gidelim. Ha, tamam. Obaya geçelim. Asıl yukarıya çıkalım. Arkada kalmayalım. Biz burada kalmıştık değil mi? Evet, buradaydık. Biz burada kalmıştık. İnememiştik aşağıya. Yerlerde cam var. Cam dolu. Bu camlar yok sanki bizim geldiğimizde. İyiyim abi. Burada ya, şey yok. Durur musun şu an? Ya, ya ben gördüm de ondan dolayı rahatsız değilim. Yanındasın yani sıkıntı yok abi. Dur. Yok. Nabzı sardırdı mı? Yok sardırmadı geçti. Yaşadığım olay burası abi zaten. Burası değil mi? Evet burası. Kamerayı tamamen içeriye ışık verin. Kamerada radyo alıyor musun frekans? Buharlaşma var mı? Yok. Şu an yok. Kapıya dayalı durun abla. Yani herhangi bir çarpma anında yerinizden sıçramayın. Çünkü bir üst kattayız. Bu sizi daha çok tedirgin edebilir çünkü. Sağ olun zaten.
Karşıdaki çubuk sevgi bakıyor. Karşıdaki? Şey, resim çizmişler gene. O bir şey ya. Sprey boya gene sprey. Evet. Tekrar bir sprey. Başka bir şey. Şu an nasıl hissediyorsun dua okuduktan sonra? İyiyim abi. Şu an duayı okudum. Var mı bir sıkıntı? İyiyim yok. Şu anda bir şey yok. Bir şeyim yok. Görüntü görüntü. Buraya gitti. Haberin olsun yani. Buraya geçti. Buraya mı geçti? Sorun bizim sorun değil. Yaşadığımız yer de burası abi zaten. Son kapı. Bizim sorun yaşadığımız. Bak en ilerisi tuvalet. Hani tamam. Bizim ses de duyduğumuz oraya. Oradan kaçıp geldiğimiz de burası. Al arkası da vur vur. Ne oldu? Dur. Eşitledim o ses. Şimdi bu arada rol yapmaya çalışmıyorum arkadaşlar. Sadece buradaki insanların hani ciddi bir olay bu. Şakaya gelecek bir şey değil. Bunun için uğraşıyorum. Tamam, şu an duamı bitirdim. Gel bakayım. Herhangi bir şey yaşıyor musun? Rahatlıkla dolaşabiliyor musun? Korkma. Başını dik tut. Başını dik tut. Korkma. Duayayız. Allah'ın ismine. Sen buradan rol çevirmiyorsun. Korkma. Numara da yapmıyoruz. Yok. Numara yapmadığın için, niyetim de salih olduğu için hiçbir şey olmaz. Şu an iyiyim abi. Şu an iyiyim. Şu an korku gitti mi üstünden? Yok, korku yok şu an. Eğer yalan konuşursak Allah bizimle değildir. Sahtekarlık yaparsak Allah bizimle değildir. Doğru olduğum sürece Allah bizimle, unutma. Şu anda iyiyim abi. Tamam, şu an... Senin de mi korkun vardı Özün abla? Hı hı. Gel, okudum duayı, gel bakalım bir. Dilek abla sen de gelebilirsin. Var mı herhangi bir korkunuz şu anda? Hayır, kardeşim. Şu anda bir korkum yok benim. Neymiş? Dua her şeyin zincirini açıyor. Mutlu tamam. Kapıyı bir besmeleyle bir aç bakayım. Bir oğlu sikeyi var. Boru var mı? Tamam. Gelecek ses Dilek abla, boru sesi korkmayın. Bu ses. Korkmayın. Boru sesi. Ses. Kapının arkasında bir boru var arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz sesi? Evet. Şu an çok alıyor mu sesi? Evet alıyor. Hani bu sesler geliyor, ondan da korkmayın. Arkasındakini de çek abi. Öyle yapacağım. Tekrar boruyu yapayım. Gösterebiliyor musun arkadaşlar? Boruyu şu var arkadaşlar. Vur abi kapıyı bak. Boru boşta olduğu için o şey yapıp çatlıyor. Şu an nasıl hissediyorsun? İyiyim abi iyiyim. Şu an anda soru işareti oldu mu? Yok şu an yok. Yani bu zamana kadar olması lazım mı? Bir şey. Doğru mu? Doğru abi. Yani bu tabi bu olaydan sonra... Sizin de insanı getirecek abla ailesi. Gene bu kadar kanal var. Evet. Camlar vuruyor, pencereler vuruyor. Az önce bir sesi biz de duyduk. Hep beraber evet. İçeriydik. Ama neydi? Kapı kapandı. Kapı kapandı. Bu da rüzgarlı olan bir şeydi. Yani. Şu an var mı herhangi bir tedirginiz? Hayır, gayet normal. Şu an bir şey yok. Mustafa? Yok abi. Bizim... Şu anda bir şey yok. Evet iyiyim. Şu odada da şey abi. Orada da bir elektrik var. Burada da ölüm yazılmış. Şöyle tavan çekelim kameramı. Çünkü niye biliyor musun? Tavan pek güvenli durmuyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Evet. Tavan pek güvenli durmuyor. Sanki şey çekmiş gibi. Yani her an. Yani, afet hali var. Deliye mi zoomlamak istiyorsun? Deliye zoomlayabilirsen izleyici merak ediyor. Yani orada da bir şey yok. Ve enteresan saçma sapan öyle yazmışlar. Anlam vermeye çalıştığımız şekilde bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Şurada bir şeyler yapmak istenmiş. İyi misiniz? İyiyiz. Bu arada bizim ayak seslerimiz korkmuyor. Telefon sesi. Kapat. Kim o? Murat kapat. Sessiz alın. Şöyle alabilir misin? Şunu ara çek. Musa beni çekmeye getirin. Şu yapılan rezillikleri, sırf kurgulamak için yapılan şeyleri gösterelim. Ressamlık güzel bir tane. Tamam, kısaca aldıysak görüntüyü yavaştan. Çıkalım. Çünkü şurada ne yazıyor Ömer? Celali. Celali yazıyor. Ne demek ki? Ama bunu kurguyu yapan arkadaşa sormak lazım. Allah. Ya benim şeyim de abi şimdi... Şu an nasıl hissediyorsun? Büyücü kadınlar şu anda iyiyim abi Allah şükür bir sıkıntı mı? Hani büyücü kadınlar acaba bu çizimleri yazıp da ne bileyim isimlerini falan buraya yazıyor olabilirler mi? Yok. Merhaba. Tamam. Başka çıkalım abi. Üst kadar çıkmada gerek yok. Ya bizim en son gördüğümüz şey... Çatı katı abi. Biz kaçıyoruz ya. Halamın hani kaçış noktası da orası. Buraya çıkmayalım mı? Orada biraz enerji var herhalde. Orada çatı kat, başka bir şey yok orada. Çatı kat orası, bir şey yok orada, boş.
Boş. Birincisi de şu anda şöyle söyleyeyim. Ben dedim ya çembere girmeyin dediğim bir nokta var. Hı hı. Şimdi bu çember ne niyetle yapıldı? Şimdi şöyle bir şey var İslam dininde. Mesela biz şakalaşırken bir tane şey diyoruz ya. Sen şunu yap ben kurban keseceğim gibi şakalaştık. Bu bile hani İslamiyet'te adaktır. Adamışsındır. Bunun şaka altında, da olsa gerçek aynen. Yani. Şimdi burada aşağı demek istediğim de şu aşağıda çizilen şey. Ne kadar birilerinin numarası olsa da her an bazı şey olabilir. Kötü niyetle belki yapılmış. Hani, o kişi o an kurgu için yapmıştır. Belki yarın bir gün buraya başka bir niyetle gelip de birisi bir şey yapmaya çalıştıysa mesele o. Ama şu an Hüttam hocamızın dediği bir şeyi söyleyeceğim. Onun için üst kata çıkmayacağız. Çünkü Hüttam hocam dedi ki 3 katlı evde olsa dedi, 4 katlı olsa, 5 katlı da olsa dedi, ilk 2 katına çıktıysan bir şey yoksa yoktur dedi. Boşa çıkarsın. Onun için videoyu uzatmak ve arkadaşların sadece zamanından çalmış oluruz. Anladım abi. Şu an var mı korkun Mustafa? Yok şu anda yok abi, şu anda yok. Sen Özlem Hanım? Yok yok benim ama de yok. Ama ben şeye çıkmak istemiyorum. Üst kata çıkmak istemiyorum. Çıkmayacağız. Yok çıkmayacağız zaten. Yani, İlk iki katta zaten olsaydı olurdu diyor. Evet güzel dedi. Gel. Mustafa. Kadınlar dedi. Sonra da ışık tutun göremiyorum şu an. Biz burada kaldık. Şey Ömer. Mustafa bu tarafa tutun. Tam burada kaldık. Bir tanesini ver. Ben buraya çıkamadım. Görüyor aşağı inemedik. Görüyorum şu an. Al abla. Ben bu ışıkta sen. Mustafa'yı tut hocam. Çarpan kapı var. Bir şey yaşadık mı? Hayır. Yoktu yaşadık ilk girdiğimizde. Tıkırtılar yaşadık. Sesler geldi. Evet. Ama bu rüzgarla da alakalı olabilir bence. Olabilir. Bilmiyorum. Çünkü hani sıkıntı muhakkak devam etmeli. Yavaş. Yavaş. Girelim mi abi şuraya? Bak bizim çektiğimiz gördüğünüz yer. Gel gösterelim. Tamam. Oraya bakalım. Şurası. İnşallah. Bak abi. Şurası. Görüntüyü yakaladığınız yer cam mı? Ha. Yukarı. En üst kat. Merdivenin üstü. Kameramız alabiliyor mu orayı? Biraz daha geriyelim. Orada bak beyaz gibi görünen şey var. Evet, insanlar ona şey yapmasın o şey. Yok o değil. Kapı o gibi bir şey. Poşet yok, yok. Veya bir şeydir. Aynen. Şey poşet değil ya. Ve şu an itibariyle muhakkak size bir şey soracağım peki. Allahu diye bir ses duydunuz mu? Allahu diye. Kulağınızda hiç böyle bir yankı oldu mu? Benim de olmadı. Tamam. Olsaydı Allahu yani. Onlar bizi gördükleri vakit şöyle bir uyarı verirler. 3 kere Allahu. Git buradan. Git buradan, git buradan diye 3 defa uyarırlar. Şuraya da bakabiliriz. Küçük bir yapısı var buranın da. Tamam. Dışarıdan arayıp gösterelim en azından. Bu arada kapısı da kapanmış. Bakayım. Kapalı mı? Yok. Açık. Ha, açık. Tamam. İçeri girmene gerek yok bence. Bu şey gelin. İçeri bu ışık alalım. İçeriye şöyle küçük bir ışık verin. Çünkü tavan ve zemin pek uygun değil. Yok, ve içeride bir hayvan da olabilir. Yani bizim içeriğin kapalı olduğu yer. Kapandığı yer. Ya burada şimdi kapanmaz. Buraya sığındılar çünkü. Mustafa buradan tutuyorum abi. Sana mı? Yok bana verme. Şuradan şöyle başlayarak. Tamam. Şöyle beraber. Bir tane. Burada ev mi? Ahır mı? Ahır büyük ihtimalle. Çünkü... Ahır ön taraf da buraya ekmek falan yapmak için. Ekmek tandır. Tandır. Evet evet tandır. Fırın yeri bu. Evet tandır. Fırın yeri. Ne oldu mu? Bu bir başlangıç. Daha gittikleri her yerdeki kurguyu bozacağız. Bakalım yukarı. Yani varsa zaten yok. Hocam diyor ki açık açık. İki kat çıktık mı biz? Çıktık. Diyecektim ben de. İzleyici diyecek ki üçüncü kata niye çıkmadık? Yok işte. Kardeşim o kadar emin. Görüntü alamazsın. Çünkü dediğim gibi Allah'ın lafını duymadık ya alamazsın. Özür abla. Hiçbir şekilde abla. Allahu. Hatırlayın bir hikaye seslendirdi işte. Ne diyordu? 3 kere seslendiler. Seni hatta mahkemeye çıkıyor bir tane çocuk. Hikaye seslendirmişti. Ha evet. Uyarıyı ver almasına rağmen uyumuyor. Arkadaşlarını uyarmıyor da gidiyor. Onlar bizi uyarmadan bir şey yapamaz. Evet. Nereye gidiyor? O buraya gitmeyelim mi? Kazınan yerler falan mı? Ha aşağı evet. Ha, evet tamam. Aşağı olabiliriz. Kazmışlar tamam. Ya define için. Hı, evet. Evet. Yerde kül var. Bekle. Dur. Yerde kül var. Bana mı dedin? Nerede var abi? Kar diyorum. Kar da var da yok kül var. Ön taraftan dolanırız. Şu bölge kül. Gel. Gece küle dikkat. Hocamız bunu anlatmıştı hatırlıyorsunuz. Küle basılmaz. Tamam ön taraftan alt katı da alalım isterseniz. Abi. Tamam. Gel onu da alalım. Yani arkadaşlar şimdi Dilek ablayla
Mustafa kardeşim şu an harbiden hani başlangıçta da yayında varsa bir problem yaşadım abi, ben girdim içeri bir problem yaşadım diyorsan söyle. Şimdi şey abi çıkarken bir görüntü gibi oldu bir şey hani o anda bir kısa bir şey bir... benim ayaklarım boşluğa geldi o yüzden ben şey yaptım. Yani orada bir enerji aldım da. Hani, görüntü aldın mı? Yok görüntüyü nasıl alayım sana? Gölge geçermiş gibi oldu. Biraz titriyorum, hava soğuk çünkü. Hani bizim yansımamız mıydı veya sürekli miydi onu bilmiyorum ama orada hani onu gördükten sonra benim bir ayağım boşluğa düştü. Onu da zaten sen tuttun. Arkadaşlar şimdi bu durumları çeken yani tabii ki izlemeyi seven insanlar da suçlu. Bu insanları. Kesinlikle onlara da kızmıyorum. Tek taraflı değil bu. Ama ne olursa olsun şimdi biz iki kata çıktık, üçüncü kata niye çıkmadık? Gerek yok. Çünkü şöyle esintili bir havanın içindeyiz. Bazı kanallar diyor ki işte, içeriye asla rüzgar esmiyor. Her türlü rüzgar eser. Çünkü cam binden bir şey yok içeride. Şu an bile içeriden bakın. Rüzgar sesini çıkardığı sesleri duyuyor musunuz? Evet. Bu sesler de sadece rüzgarın çıkardığı sesler. Başka hiçbir şey değil. Direk abla bu zamana kadar izledin o kanalları. Görmüşlüğün var. Şimdi evet. Ne diyorsun? Geldi kalaştı konağına. Direk abla gayet ışık rahatım. Hala ışık tut Direk abla. Direk ablaya ışık tutalım. Gayet rahatım. Böyle demeden korkardım. Ama gayet güzel geçti. Dedikleri kadar? Ha yok. Paranormal aktivite var yok, mı içeride? Yok olmadı. Hayır olmadı. Bizde niye olmadı peki o zaman? Bilmiyorum ki. Onlar herhalde abarttıkları için oluyor. Ben sana söyleyeyim. Rabbim Celle Celaline buyuruyor. Allah'ın izniyle. Hakkıyla doğruyu anlattıkça, Rabbine sığındıkça diyor Rabbim seni muhakkak muhafaza edecektir. Amin inşallah. Ama bunların niyetleri sizleri kandırmak. Ha, kurguyu seviyorum derseniz ona bizim diyeceğimiz bir laf yok. Ama bundan sonra bütün kurgu yapan kanallar bir bir açığınızı açıklayacağım. Ya da kendiniz açıklayacaksınız. Oradan çünkü artık... Yok yok bizim taksiciler ya ışık vurdular ya onun gölgesi. Çünkü şu var. Sizler sayesinde o kurgu yapanlara diyorum. Sizler sayesinde bütün köylerimiz maalesef artık cinli diye anılıyor. Mezarlıklarımızı cinli yaptınız. Bugün sizler yüzünden birçok insan maalesef işte adını siz koyun. Cinci Hoca, Medyon bunlara gidiyorlar. Bu mağduriyeti yaşayan insanlar var lan yanımda bile. Direk abla olsun, ablam olsun. Bu sıkıntıları yaşadıklarından dolayı hep mağdur edilmeye çalışıldı. Yani Allah'a şükür maddi imkanları yokmuş da bu anlarda herhangi bir sömürülme olmamış. Biz bunun önüne geçmenin peşindeyiz. Hatta... Samimi olduk. Buyur. Dilek'le ben birbirimizi tanımıyoruz. Bu kanalda tanıştık. Ömer kardeşimin kanalında tanıştık. Evet. Grup olduk. Ve bugün öğrendiğim tek şey Dilek'le ben aynı hocaya gitmişiz. Sen ne diyorsun? Bunu da söyleyeyim. Aynen. Yılana düşen denize sarılmış. Biz de sarıldık gidiyoruz işte. Peki. Allah'ım karşılaştırmasın böyle amin. Kötü insanları Rabbim karşımıza çıkartmasın amin. Allah'ın izniyle. Bizim gördüğümüz yeri göster Mustafa. Işık yeterli olur mu oraya acaba? Cam görünürse... Şimdi ben dediniz ya arkadan bir şey geçti mi etti mi diye. Bizi uyarmadıkça hiçbir görüntü veremezler. Hani benim o an kameradan geçerken gözümde mesela İnkaya köyündeki olayımda da bana görüküyorlardı zaten bir şekilde. İşte arkadaşlar şu anda kameranın gösterdiği yerde gördüm ben bizzat gözlerimizle gördük. Ondan sonra da zaten burada taşlar yığılı. Ben onun üstüne koşarken beni yeğenim kolumdan tutup hala nereye gidiyorsun dedi. Yok yeğenim olmasaydı ben bilmiyorum nereye giderdim. Tam şu an orayı görüyorsunuz. Ya. Biz orada gördük. Benim diyeceklerim bu kadar. Bugün de bir şey yaşanmadı Allah'ın izniyle. Sadece abi. Biraz tıkırtılar duyduk. Mustafa, sendeyiz. Sen bir şeyler demek ister misin? Mustafa abiye de bir ışık tutarsak. Işığımız yetersiz olduğundan. Işın, Allah ver, abi. Ver. Allah şimdi abi hani ben senden önce geldiğimde bir takım olaylar yaşadım. Hani Süleyet gördük ne bileyim bu camla gördük. Hani en sonki geldiğimizde zaten bu kapı önünde gördük. Hı hı. Hocamızın dediği gibi hani sol omuzu düşüktü. Ondan sonra hani bir daha gelmedik zaten buraya. Akşam ezanından sonra onların saati niye görünmüyor evet. Sence? Vallahi onu bilmiyorum ama biraz önce de ezan okundu. Hani ben de içeride sadece bir ayağım boşluğa geldi. Hani dizim şey yapmadı tutmadı da. Yani ne diyeyim bilemiyorum abi açıkçası. Ben sana söyleyeyim mi? Minraju. Minraju. Ne demek biliyor musun? Ziyarete geldik. Ziyarete geldik. Girdiğimizde onu yani söyledik. Sana dokunmaz. Varsa da dokunmaz. Hiçbir şey diyemez sana. Yok hani dokunma dediği gibi bir şey olmadı. Dediği zaman da uyaracak seni 3 kere. 3 kere seni beni uyarmadan.
Hani diyorsun ya ben gördüm, sonra halam gördü, sonra teyzem gördü. Evet. Hani bir şekilde gördük diyorsun ya görüntüde. Evet. Mesela bunun görme sebebiniz neydi biliyor musun? Uyarı amaçlı. Lehau. Açık açık. Lehau diye 3 kere bağır. Bunu duyarsın, kulağında Lehau. Duyarsın. Lehau. Lehau. Defol. Defol, defol diyor. Ya da git buradan demek anlamında taşıyor. Evet. Benim gözüm hala orada. Sizlerin değerli vaktini de fazla almak istemiyoruz. Biz şimdi sağ olsun misafiriz Özgür ablama. Dilek ablam da bizle beraber. Eve gitti mi de bir otururuz. Hep beraber arkadaşlar ne yaşadığımızı daha rahat anlatırız. İstişare yaparız. Alt katta alalım onu sonra isterseniz kapatalım. Bir alt kat çekimi daha yapacağız. Orayı evet. da bir görelim istiyorlar. Orayı da yapalım. Orayı da çekmiş miydi bu kurgucular? Çekmişti evet. Çekmiştir. Tamam. Çekmişti. Gelin biz de bakalım. Oraya. Gezin tipler falan çekmişti. Ah ah. Kandırmak yerine dürüst olmak ne kadar zor olabilir ki? Neden dürüstler? Yani baktığınızda bize bir halini ediyor. Doğru ol. Hakkı savun. Ben seni muhafaza ederim. Aynen. Bize niye bir şey olmadı? Bir şey. Her şey niyetle bitiyor. Her şey. Her şey niyet. Evet. Abi konuşur mu bilmiyorum ama buraya geldiğimiz taksici abi de bu köyün kendisi hani yaşayanlardan geldi bir tanesi. Işte. Abi diyor ki bu köy terk edilmiş bir köy değil. Yaşayan haneler var. Onu da söyleyeyim yani. Öyle sallıyorlar, mallıyorlar ama. Bizim geldiğimiz taksici kardeş de bu mesela köyde. Ben bu köylüyüm dedi. Bu zamana kadar böyle bir şey duymadım dedi. Aynen yaşamadım da dedi. Dur, bir girmeyin oğlum, bir girmeyin. Ha, dedim abi. Ha, dedim mahvoldum. Dedim öyle girdim ya. Buraya girmedim diyeceğiz. Her zaman. Bilmiyorum. Ziyarete geldim. Burası da dağlı define için kazılmış. Şurayı zaten şöyle çekebiliyor muyuz? Işık verebilir misin oraya? Korkma korkma artık. Hani merak etme sakin ol. Yok yok abi ondan değil. Hani tinerci falan yatıyordur diye. Çünkü dışarıda ateş falan yakılıyor. Şöyle kapatayım. Almam lazım. Burası da definicilerin çekmiş oldu. Şey kazmış oldu. Artık çekim diye diye. Kazmışlar ama. Şurada da oda gibi bir yer var. Bakalım mı oraya? Evet. İster misiniz? Bu yanda da var. Oraya fazla yer açmış. Üstü ahşap olduğu için. Kemikler falan da var abi. Ne var? Kemik. Bismillah. Bakalım. Gitti mi duydun? Duydun mu sen de? Hı. Nereden geldi? Kazmışlar geldi. Kemik dediğin ne sen? Şu abi işte. Kemik değil ki o boru. Kemik değil mi? Boru boru. Ha boru muymuş? Boru boru. Kemik diye şuna dedim. Tamam. Şöyle şimdi sana etrafı diyorsun ki burayı da bir çek. Tabana kadar şöyle. Ben ablalarım korkma. Yo deliyim. Diğer telefonu alabilir. Duyduğunuz tıkırtı ne biliyor musun abla? Mustafa oraya çıktı ya. Toprağın sesi. Aşınma ya. Ya topraktan gelir. Ya da içeride bir rüzgar sirkülasyon oluyor ya. Bunun sesi. Sağdaki oda. Aşınma. Yani işi gücü bitti cinin. Sadece sana bunun sesini geliyor. Sana aldı. Seni bırak. Zaten ses. Seni bırak. Evet. Tabii. Evet, alakalı bir şeyler bir mekan galiba anladığım kadarıyla. Adres yazıyor değil mi? Evet. Evet sağ ol. Dokunmayın, hiçbir şeye dokunmayın. Neyse, reklamını da yapmıştık. Evet. Hiç olay kıstığında basmadım. Niye dokunmayalım biliyor musun? Hastalık kaparız. Hani, nitrat olur. Abi ama ne, ne için kullandın, ne yaptın, niyet ne? Aynen. Bilmiyorsun. Şöyle bir ıslaklık var ama ne olabilir? Böyle. Hala kurumamış aslında. Yeni şey bu. Bir ay dökmüşler. Bir ay dökmüş. Ya da birisi affedersiniz gelmiş, bir şey içmiş. Şurada sağda bir oda var. Oraya da bir görüntüsünü alalım. Sağda? Hemen senin arkada. Şurası. Tamam. Ha burası çıkış alanı. Çıkıyor. Çıkış alanı işte. Bizim yer var ya. Şu pisliklere basmayın. Buradan dışarı mı oradan dışarı? Oradan... Ha burası şey. Kül dediğin yer. Kül dökül olan yer. Hocamızın uyarısını dikkate alalım. Küle girmeyelim. Musa şu karşıdaki odaya girmedim. Bir oraya bir girelim beraber. Şuraya mı? Evet bir ışık alacağım bana. Ne ki? Daha önce hiç görmedim bunu. Ağlara dikkat edin. Ağlara dikkat edin. Bismillah. Hadi girin. Fazla dikkatli ol hani. Biz bu bir yere girelim. Yok bura şey herhalde yani hani malzeme koyulacak bir yer olur yani. Depo gibi düşünebiliriz. Kiler gibi. Depo. Kiler gibi aynen. Buna iyi depo olarak kullanabiliriz. Kafanıza dikkat edin ağlar. Kafalarınızı vurmayın. Şurada özellikle yoğun bir örümcek ağı var. Ve hala içerideyiz. Dikkat ettiniz mi? Aynen. Evet. Neden hala bir olay gelişmiyor? Yok bir şey. İşte yani olan yok, bir şey yok, küfür yani, yok. Biz niye küfür etmiyoruz? Ha küfür yok. Yani ben mesela, ben niye sizinle beraber geliyorum? Diğerleri sizin gibi izleyenlerle geliyorum o zaman. Ben sizinle niye geliyorum? Para mı verdim size? Yok. Nasıl kısmet oldu geldik. Ya.
Arka çubuklardan geliyor. Şöyle geçelim istiyorsan son bir kez. Şuradan bir alalım istiyorsan. Şuraya bakacağız mı? He? Ahıra en son bakalım. Gerek yok ki. Ahıra hiç girilmedi. Hani, bizim hiç girmediğimiz yer dediğimiz yer orası. Orası. Şey, hiç tamam. YouTube'da da yok. Girilmedi dediğimiz yer. Hava bayağı sert ya. Evet. Aynen. Sert bir hava var. Günay'ın kaçı? 5'i mi? Sanırım. Günay 5 abi. Video tarihi de. Işık alabilir miyim? Hemen veriyorum abi. Bugün ayın tarihi söyleyeyim. 05.01.2019 tarihinde geldik. Havaçlı konağındayız. Saat kaç? 2020 tarihindeyiz. Burası da ağırmış ama şöyle içeriye doğru bir ışık alabilirsek. Şimdi buraya girmek abi biraz... Senin ışın kapandı ya. Hiçbir şekilde girmek mantıklı değil buraya. Akıl şeyi değil. Şöyle o zaman. Kamera ve bir ışıkla gir. Şöyle köşeden alabilirsen bir görüntü. Sen çünkü üst zemin pek buna müsait değil. Zemin de görünüyor. Çünkü olsa orada da görürüz, burada da. Ve şu an hatta biz bu kadar hala incelemeye devam ediyoruz ki sıkıntı yaşamamız lazım. Aynen. Niye yaşamıyoruz? Çünkü niyet salih. Abi kafana dikkat et çıkarken. İşte. Ha, bu arada... Şuraya koyacağım sen. Evet, bir araba geçiyor bana abi. Geçsin. İnsan geçebilir. Bu arada ilk defa... arkanda kayalıklar var kardeşim ama kendini muhafaza et. Bu arada ilk defa Halaşlı konağını bu kadar inceleyen var. Girdik, küfür etmedik. Ablalarımla geldik. Kardeşimle geldik. Bak kardeşim sıkıntı yaşıyordu. Yani bu gibi mekana... Niyet doğru bir şekilde girersek, yani bundan kastım nedir? Minracun. Yani bu işin ilmi olan üstad hocamızın öğrettiği gibi, ilmi hocamızın da öğretmiş olduğu gibi girersek, ne dedik biz? Minracun. Ziyarete geldik. Yani biz onları ziyarete geldik demedik ha, hani cinlere demedik. Biz sizi ziyarete geldik demedik. Konağa ziyarete geldiğimizi ifade ettik. Hı hı. Onlara hiçbir şekilde bir şey demedik. Ona rağmen herhangi bir sıkıntı yaşadın mı Mustafa? Yok abi. Sen yaşadın mı Dilek abla? Ben de yaşamadım, hayır. Özgür abla? Ben de yaşamadım. Bir tedirginlik vardı ama yaşamadım. Duadan sonra açıldım değil mi? Evet. Güvenle kendimi. Ama daha önce işte gördüğüm şeyleri Rabbim bir daha bana göstermesin. Amin. Tabii ki yaşama. İşte bu da görmenin sebebi de ne? Sana güvendiğimiz için geldik. Yoksa gelmezdik. Allah razı olsun. Bir de bunu söyleyeyim ben. Bu arada kanalın da ilk videosu. Ne diyorsunuz? İlk video, Rabbim ilk nasip konu. Etti sağ ol Allah'ım Rabbim şükürler olsun. Nizam hocam, Hilmi evet. Hocam size de, Nuranilerim size de. Allah razı olsun. İlk çekimimiz. Ömer'in senin sayende Allah razı senden olsun. Senden de Allah razı olsun. Abla. Ömer'le ilk çekimimiz. Kısmet bizeymiş. Aynen. Ben de teşekkür ediyorum. Ömer de bu arada işte ben çağırdım buraya. Ömer de sağ olsun kırmadı geldi hocalarımızın izniyle. Bu arada yayında da şey söylenmişti. Hatırlıyorsun Mustafa. Mustafa'ya bu ışık tutabilir miyiz Zeyk abla? Tepe ışığını unuttuğum için hep benim yüzümden oluyor bu. Evet. Bu sıra şöyle sorayım ben sana. İstiyorsan şöyle gel. Bu tarafa gel. Elindekini versene bana. Al abla. Şimdi şöyle diyeyim. Benden önce geldim. Sıkıntılar yaşadım. Abi. Evet. Bir şeyler yaşıyordum burada. Şu an nasıl hissediyorsun? Tamamen aklında bir soru var mı hala? Ya şu anda tamamen aklımda bir soru kalmadı abi. Hani korkunun üstüne mi gittim diyeyim öyle bir şey. Hani şu anda hiçbir sıkıntı kalmadı benden. Peki hani rahat destekleyendim şu an. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Bu korkunu destekleyen şeylerin içerisinde bu gezinti tip ve benzeri diğer kurgu kanallarında bir payı var mıydı? Yok abi. Onlar bir baskı kurmadı değil mi hani? Yok, onlar bir baskı kurmadı. Onların zaten hani geneli kurgu olduğu için hani ben pek fazla onlara inanmıyorum. Ki önceki hani yaşadığım olaylar doğruydu. Evet hani birkaç bir şey gördüm ben. Onun korkusu vardı üstünde, etkisi vardı. Ama hani şu anda seninle de beraber geldiğimiz için hani bir korku yok, bir şey yok. Ne bileyim hani bir enerji vardı içeride. Yani bir şekilde engellenmen lazım. Bir şekilde engellenmemiz lazım. Bizim yani daha abi. Önce geldiğimizde biz doğalı değildik. Biz çok engellendik o zaman. Biz çok engellendik. Çünkü niyet. Bu sefer işte doğayla girdik, niyetle girdik. Onun için İşte bu arkadaşların şey girme niyetinde kamerada şunu yapıyorlar. İşte arkadaşlar sizler için inceleyeceğiz. Sözde, kalpte değil de sözde Rabbimin adını kalpten, kalben değil de sözde dedikleri için veriyorsa veriyor. Ama gerçek ama doğru. Aynen. Ama biz girdik. İkinci kata kadar çıktık. Olay yaşadığımız yere kadar aynen. Çıktık. Aynen. Alt kata Bodrum kata indik. Bodrum'a indik. Ahıra girdik. Başka yapacak bir şey yok. Artık bundan sonrası sizin yorumlarınızda. Diyorum. Sizlere en güzel sevgili olan Rabbime emanet ediyorum. Amin cümlemizin.
yaşında uyumaya başladı. Değerli kardeşlerim, bu köyde bir de kimse yaşamıyor dendi. Şimdi abimizle, evet. Sen de söyle abi. Ben köy halkı olarak hani köyde biraz yaşadığım için. Biraz yüksek sesli abi mikrofonu aldığını. Abimizin ricası var, ondan dolayı yani yüzünü göstermiyoruz. Yüzümün görünmesini istemiyorum diyor. Evet, kendim köyde de oturuyorum. Köyde de zaten şimdi 20 hane oturuyordur. Yerleşim alanı köyün biraz arka tarafına dağıldığı için çoğu halk o tarafta. 20 hane de köyde oturuyordur. 300 şey var yani burada, 300 kişi var köyde kayıtlı. Çoğu şehirde oturuyor. Peki abi şey diyorlar, hani köy terk edildi. Yok, bu konak, şey yok. Bu konak işte cinler tarafından basıldı. Öyle bir şey bunun yok. Bunun üzerine herkes burayı terk ediliyor. Bu videoyu çekenler. Öyle sen bir şey yok, o yalan haber. Yani, yaşadınız mı hiç böyle bir şey? Yok, daha ilk veya defa da ben şimdi duyuyorum. Yani yıllardır Mehmet Ağa Konağı diye geçiyor burası. Hı hı. Evet, bir tarihi var. Cumhuriyet'ten evet. 1919'dan 1919'dan beri devlete teslim ediliyor burası tarihi olarak. Normalde burası şahsın yani. Şahsın evet. Şahsın, bağışlanması, şahsın kendisini. Bağışlanmasını istiyor, onun üzerine zaten bu gerçekleşiyor. Bağış yapmadı bildiğim kadarıyla kendisi. Yok, bağışlanmasını istedi. Şey, resmi kaynağı da şey... Adını unuttum. Resmi kaynak olarak da hatta tarih kesimine, kepiye baktığınız zaman orada yazıyor. Bağışlanmıştır devlet hazinesine diye. Doğrudur. Devlet ama bağışlanmadı. İşte hükümetimize sağ olsun. Tarihi eserimize maalesef üzülerek söylüyorum. Hani devletimde bir zorum yok. Gereken yerlere zaten başvuru yapıldı. Yakın zamanda inşallah faaliyete geçecek. Bakımı yapılacak. Sözünü aldık belediye başkanımızdan. Kendileri de geldi burada baktılar. Yakın zamanda inşallah buranın faaliyeti devam edecek yani. Peki geçmesi. Biz izinli geldik. Hani izinsiz gelip çekim yapmaya çalışan insanlar falan ya da köy halkını rahatsız eden insanlar oldu mu abi hiç? Yok, öyle bir şey olmadı. Zaten gelenler direkt geliyor burada. Hani kimse olmadığı için rahatça insanlar burada çekim yapabiliyor. Kimisi video çekiyor, kimisi evlilik şeysi, kimi nikah duyuyor. Yani bir sürü şeyler var ama ilk defa sizden yani duydum ben bu kelimeyi. Öyle bir şey yok. Yani YouTube diye bir platform var. Burada bu şekilde anılıyor. Yok. Ve sizin köyünüz terk edilmiş. Şunmuş, buymuş, öyle bir şey yok. Çoğu gençler şimdi şehirde iş buldukları için çoğu şehire gidiyor. Köyde de fazla hayvancılığından uğraşmadığımız için ya bir yüzden kalan kişiler de burada zaten köyde. Köyün içinde de gezebilirsiniz. Şimdi camiden çıkanlar var. Yani köyde oturmayan kimse olmaz yani. Değil mi? Hani bu konuda bu, peki yarın ben gündüz gelsem bir çocuğuyla konuşabilir miyiz? Köyün eski yani gelenlerdeniz yani biz buraya. Eskilerden. Eskilerdeniz. Evet. Yani kökenimiz köyümüzün kurucularından böyle diyelim. Maşallah. Yani böyle saçma sapan haberlere şeylere şey yok yani. Ya şu an sizin köyünüz böyle biliniyordu. Biz şu videoyu çekene kadar sizin köyünüz Cinliköy. Cinler tarafından cinler konağı ile dikiliyor. Evet. Bu sebepten dolayı bu köyü vatandaşlar terk ediyor. Yalnız bırakıyor. Öyle bir şey yok. O da saçma sapan haber veriyorlar. İşte arkadaşlar bazen geliyorlar. Kimse işte siz de geldiniz. Kimse var mı? Yok. Peki şunu sormak istiyorum. Hani canlı yayında Mustafa ile beraber konuşurken bir kadın bağlandı. Dedi ki ben de o köyde yaşayan bir insanım. Oradan taşındım dedi. Zamanında bir tane büyücü diye adlandırdığı bir kadın. Hani bu onu söyleme. De yani doğru onu bilmiyorum. Şu yok. Kısım var ya abla. Şu yok. Evet. Şu kısımda kadın çökmüş. İki tane de kadın. Biri solda biri sağda olmak üzere durmuş. Orada bir ritüel gerçekleştirmiş. Kadın işte eşinin, kayınvalidesinin, kaynanasının baskısından dolayı büyücüye müracaat edip kadın listelerini yaptıktan sonra ertesi gün hamile kadın. Bu köyde öyle bir şey oldu mu hiç? Yok, öyle bir şey olmadı. Ben yeni duyuyorum ya bu dediğim gibi hep saçma haberler yani. Köyün adını karalamak veyahut da kendilerini ön ya sıra bunu plana çıkarmak, reklam için yaptıkları bir şey yani. Ya maddiyat için yapıyorlar zaten. Maddiyat için yani böyle bir şey hiç daha köyde ilk defa duyuyorum. Onu da hani siz söylediniz diye duyuyorum. Böyle bir şey yok. Olmadı da yaşanmadı da. Yaşanmadı yani. Abim ben söyledi de halkı, da. Halkındanım yani. Burada oturuyorum kendimde. Evim de yukarıda benim. Bu seni rahatsız ediyor değil mi abi? Bu söylemleri duymak seni rahatsız tabii ediyor. Tabii rahatsız ediyor çünkü köyümün adını karalanmasını istemem. Yani burada bu söylemleri ben senin yüzüne karşı söyledim ki hani sen de bil. Evet. Anladım. Siz de dikkatli olun. Köyünüz için böyle söylemeyin. Biz söyleyene kadar bilgin var mıydı? Bilgim bir kere YouTube'dan bir şey paylaştım, izleyemedim. Yani YouTube'dan birileri paylaşmış, izlemeye çalıştım. Müsait değildim. Sonradan da aklıma hiç gelmedi, unuttum. Yani bir şeyler paylaşmışlar, yok cinli falan diye de. Cinli konak. Evet, böyle bir şey. İnanmayan gelsin diye peş peşe gelmişler. İçeride zaten sikleyi boyalarla göz çizmişler. Evet. Ritüel halinde benzetmeye çalıştıkları bir şey yapmışlar.
Anladım. Böyle bir şey yok yani. Tamam, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok abi canım, sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Evet abiler, gerçek nedir kanalında bugünlük bu kadar. Bana eşlik eden herkesten Allah razı olsun diyerek bitiriyorum. Çünkü teşekkür etmeyi pek seven bir insan değilim. Bana göre bir kelime değil. Artık söz sizde diyorum. Rabbime emanet olun.